Lan ne oluyor? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bless open, skip or take. That was explosion dynamite. 7 metre üstümüzde delik açıyorlar, sonra da patlatacaklar. Bakın burası çökmüş. Take a seat, one moment. Sıcak ve tozlu. İnanılmaz sıcak ve tozlu. 15 metre aşağı gideceğiz şimdi. Yeah, here we buy the tools, the equipment, all the elements that the miners need. One thing important for the miners is coca. The miners consume the coca every day before into the mines. Mm-hmm. It's necessary the coca. Because the coca gives energy. One by one, you can see? One by one. Mm-hmm. The people, we don't eat the coca. We put it inside the mouth, make balls, yeah? Only the use is for the body. When we come from the coca, we need to share with this. It is the catalyst. The catalyst to release more quickly the use of the coca. One little bit. We mix with coca, that is for the action more strong about the coca. It's like a sugar. Ah, like a sugar. See, it is from stevia ash. Mm-hmm. Some people smoke. This cigarette has anise, tobacco, cinnamon, and coca. It's the local cigarette. It's made in Cochabamba. Yeah? If the coca is good for us to have more energy, the coca for the tourists is good for altitude. Mm-hmm. Do you know? You want to try? Yeah. The middle we don't eat. Mm-hmm. The middle we don't use. Did you try before? No, first time. It's good for altitude. Coca yaprağı enerji veriyor. Şununla karıştırıyorlar. Bu tatlı anladığım kadarıyla bunlar da tuzlu, baharatlı vesaire. O tarz şeylerle karıştırıp enerji veriyorlar. Baş ağrısına falan iyi geliyor ama asıl olay enerji. Bir de turistler için yüksek rakımda ya burası. Biz alışık değiliz. O yüzden bizler için de hem enerji hem baş ağrısı olayı için bayağı iyi. You can see here, uh-huh. The alcohol is etilic. Uh-huh. 96%. 96% alkol var. From sugar cane, we call the Bolivian whiskey. Bolivian whiskey? Si. The Bolivian whiskey, the miners drink Fridays. In Bolivia, we have custom traditions, beliefs. In the miners believe in Pachamama. You know the Pachamama? Yes, I know. Mother Earth. Inside the mines, we have devils. That devil we call Tio. Tio, Uncle Tio. Si. We need to offer for the Tio, for the Pachamama, the alcohol. How we offer? We drop the alcohol. On the ground, on the floor, that is symbolic. We say Pachamama is drinking the alcohol. After the miners, they need to drink with a Pachamama. Mm-hmm. Salud. What do you say salud in Turkey? Şerefe. Şerefe. Oha, işte lan. For a Pachamama, we ask protection. We say, Pachamama, you give me protection. I don't want accident. You help me, Pachamama, we say, yeah? You want to try? No, thank you. It's 96 too much. A ver, you smell. It's real alcohol. Oo abi çok sert. Kolonya iç daha iyi. Kolonya'da daha az alkol var. Ölmek istemiyorum abi. %96 nedir ya? Yeah, you know the dynamite? Yes, I know. Here I have the dynamite. In this stick, there is the dynamite. If you can touch inside, there is the dynamite. That is the dynamite. Hmm. Abi dinamit bu ya. Bununla patlatıyorlar madeni. I put here. The preparation is ready. I set fire here, you need to run. We need to run, everybody we need to run. But there is time from here to here. Yes. How many time? To arrive to the detonate. It's 4 minutes. 4 minutes, 4 dakika. 1 meter, 4 minutes, approximately. 1 metresi 4 dakika. Approximately. Arkadaşlar böyle marketlerden hediye alabiliyorsunuz.
madenci abilerimiz için. Şöyle bir tane su ya da işte kola vesaire, soda, bir de koka yaprağı 10 bolivyanos. Gracias. Yeah, I'm going to buy for me something. Herkese selamlar bu arada dostlar. Abimiz çok güzel açıkladı madene girmeden önce. Bunlar bilinmesi gereken bilgiler. Ben de altyazı olarak koyacağım. Jose abimiz, tur rehberimiz. Bugün madeni beraber gezeceğiz. Ne yazık ki benim katıldığım turda kimse yoktu. O yüzden tek başıma katılacağım. 80 bolivyanos verdim tur için. Bu da 10 bolivyanos madenci abilerimiz için hediye. Ne diyecektim başka? Bu ekipmanlar vesaire her şey tura dahil. Işığım var, kaskım var, eşofmanım var. Ayağımda gördüğünüz gibi botum var. 3 saat boyunca filan sürecekmiş maden turu. Yani bu bir turistik aktiviteden öte bir şey bence. O yüzden bunu yapmak istedim, görmek istedim. İnsanların yani hayatlarını alan bir yer. Maden ülkesiyiz biz de, bunu çok 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 iyi biliyoruz. Çok zor koşullar altında çalışıyorlar insanlar. Şu hemen karşıdaki madene gideceğiz, o dağa gideceğiz. 4900 metre o dağın yüksekliği. Gümüş madeni. Orada gümüş çıkartıyorlar. Oranın olayı, İspanyollar buraya geldiğinde orada gümüşü keşfediyorlar, tamam mı? Çok ciddi derecede, yani 1500 yılların başından beri oradan gümüş çıkıyor. 500 yıldan fazla bir süredir gümüş çıkıyor oradan. İşte sömürge döneminde bayağı buradaki gümüşü sömürüp İspanya'ya götürmüşler. Daha sonrasında bağımsızlığını ilan edince Bolivya, buradaki maden Bolivya'nın ve Potosi'nin, özellikle Potosi'nin en önemli geçim kaynağı. Buradaki her ailede en az bir ya da iki kişi bu madenlerde ömründe çalışmış oluyormuş. Yani buradaki hemen hemen tek gelir kaynağı burası. Nerede Hoz abimiz? Burada. Rakım yüksek ya, birazcık nefes almakta insan zorlanıyor. 4000 metrenin üzerindeyiz. Madenin olduğu yere geldik şimdi. Bakın karşıda madenciler var. Hepsinin elinde yeşil bir poşet var. Onların hepsi koka yaprağı. Böyle yanaklarını koka yaprağı doldurmadan madenin içerisine girmiyorlarmış. O gördüğünüz o barakalarda, evlerde onların dinlendikleri yerler, ekipmanlarını giydikleri ve bıraktıkları eşyalarını bıraktıkları yerler. Şimdi içeri doğru yavaş yavaş gireceğiz. Jose abinin anlattığı bu Pachamama'ya adak geleneği var ya, onu lamayı burada kurban edip o cadı pazarından aldıkları ürünleri burada yakıp Pachamama'ya dua edip madene o şekilde giriyorlarmış. Bu kanı madenin böyle girişine sürüp dua edip o şekilde giriyorlarmış. Koruma bekliyorlarmış Pachamama'dan, doğa anadan. Go ahead. 2 kilometre boyunca uzanıyormuş bu yürüyeceğimiz yol. Bazı kısımlar dar, bazı kısımlar alçak. Dikkat et dedi abi. Bazı kısımlarda da yerlerde sular var, kayma dedi. Şu an sulu kısımdan geçiyoruz hatta. Şimdi vagon geliyor. Vagon gelince rayın dışına çıkıyoruz. Hala. Şöyle geçin. Dağdan gelen su, bakın şu sarkıtları görüyor musunuz? Dağdan gelen su oluşturuyormuş bunu. Ve şu yerde böyle akan bir su var. Bu dağdan gelen su. Hepsi dağdan gelen suymuş. Madenlerin hepsinde böyle dolaşıp dolaşıp aşağı doğru iniyormuş. Şimdi Tio amcanın yaşadığı, bu madenlerin sahibinin yaşadığı yere gidiyoruz. You can see up. That is how it's coming the mineral. Ah, mineral. Bakın mineralin geldiği yer. It's coming in line, yeah? When the miners find the line, the miners follow the line. All the groups, I told you, the people work in groups. All the groups are following one line. Okay. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you have cigarette now? No? Ah, there is cigarette. Yeah. This is the Tio, yeah? Uncle Tio. Madenlerin sahibi. Tio amca. Öyle adlandırıyorlar ve
madenlerden böyle mineral elde edebilmek için ona hediyeler veriyorlar ve hediye vermezlerse şöyle olacağını düşünüyorlar. Büyük ihtimalle abi anlatacaktır. Hediye vermezlerse intikam olacağını düşünüyorlar. Burada öleceklerini, madencileri korumayacağını, bir problem yaratacağını düşünüyorlar. O yüzden baksanıza bir sürü hediye veriyorlar. The Tio is our God, the Tio is the owner of the mineral, the Tio offer protection for them, yeah? When we come here, it's necessary to offer him coca leaf, cigarette, alcohol. That is the present for him. If inside the mine the mineral is no good, the miner says, you Tio help me. I work in here, but I don't have good mineral. You give me the good mineral. I need to keep my family, Tio. Help me, Tio, we say. The Tio is the devil. He has horns. I offer him coca leaf, cigarette, alcohol. That was the tears they have erect penis. That erect penis represents the fertility. Because he's a man, and Pachamama is the woman. Here inside the mines, Tio and Pachamama, they are together. In the mines, there is one belief. His spirit of the Tio goes inside the body of the miners. When we use the drill, the machine, to make holes in the rock, represent that the Tio and Pachamama are making the love. Of that relation, of that love, there is one son. Who is the son, who is the child, is the minerals. The devil's sculpture that you see was brought by the Spaniards to make the Mitayus work, the indigenous miners work. My ancestors, Quechuas and Aymaras. Because the Spaniards, they didn't work it inside the mines. But the workers are inside. We need to control them. How we control them? Because we don't know if they are working, they are sleeping, or working slow. We don't know. It's necessary to put one control. That is the reason the Spaniards, they need to think how to control them. If to control them, the Spaniards put the devils. If they didn't work, this God of Dios will punish them. A God that could be good or bad, bless or punish, give or take. Ooh, that was explosion of dynamite. Wow. It's close. It's 50 or 60 meters. I told you in the market to make a similar tunnel, 12 or 14 holes, 12 or 14 explosion. Aha. Yeah. Abi, dinamit patlatıyorlar. 50-60 metre ötemizde dedi yanlış anlamadıysam. Wow. The first was. Yeah, first one was not good. Very strong. Oh, gerildim biraz ha. Korktum lan, hiç beklemiyordum. Şu delikleri görüyor musunuz bakın. Bunu makinayla böyle hiltiyle açıyorlarmış. İçine dinamit koyup patlatıyorlarmış ve mineral arıyorlarmış. Daha deminki patlama çok yakındı ya. Abi de şey yaptı yani. Birden duyunca gerildik ikimiz de. Beklemiyorduk çünkü. Hop. Her yeri süslemişler böyle. Bu vagonlarla taşıyorlar işte çıkardıkları mineralleri dışarı. Buna dolduruyorlar. Şu rayları takip ederek çıkarıyorlar. Olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yemin ediyorum kazandıkları her kuruş helal ya. Bir de bu insanların haklarını, emeklerini yiyorlar. Bakın. Dinamitler var, fitiller var. You can see? That is how they go up. Por aquí suben, ¿no, Kumba? Sí. ¿Cuántos metros están arriba? Arriba. 5 metros, 7
7 meters up. They are working. They are working. They are, now, ahorita están perforando, están poniendo. Están perforando. La máquina está. Now are making the holes. Okay. ¿Cómo está Alejandro? This is Alejandro. Todo bien. Alejandro is preparing the dynamite. Están preparando material. Patlatacaklar. Ha? Duyduğumuz sektör burasıymış. 7 metre üstümüzde delik açıyorlar, sonra da patlatacaklar. Çok yakın ya. ¿A qué hora venido Alejandro? A las 9 ya. ¿A qué hora se van a quedar? Después de perforar, hasta las 11. 11. 11 y media vamos a salir afuera. How old are they? And how long they working in here? Nosotros, yo 23 años. ¿Y en la mina? En la mina, 4 años de trabajo. He's 23 years old. He's working 4 years. 4 years in the mine. Abi 23 yaşındaymış, 4 yıldır madende çalışıyormuş. He's 22. 22 yaşındaymış o arkadaş da. How long he works in here? Y en la mina dice. ¿Cuánto años? 4 years. O da 4 yıldır. Abi 18 yaşında başlamış bu arkadaş. Bu arkadaş da 19 yaşında başlamış madenlerde çalışmaya. ¿Cuánto van a disparar por? 23. 23? Desde las 9 están preparando. Desde las 10. En una horita están metiendo. What they think about the mines? Are they happy? Is it hard to work? ¿Cuánto? ¿Qué piensan de la mina? ¿Dice les gusta la mina o no? No, es feo la mina. ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? No good the mine. No good. I don't like. But he is young. Mm-hmm. But no other option, if you, right? You ask to the old people, uh-huh. The answer is, I like to work in a mine. Hola, ¿cómo está? Çok zor koşullar, gerçekten çok zor koşullar. Ki bu daha madenin böyle normal kısmındayız, çok derinlerde değiliz. We saw that hole with rope. Uh-huh. They lift the material, the bag, manually. Uh-huh. But here they need to use one machine because this hole is deeper. Ah. It's 100 meters deep. How are you? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo es el nombre? ¿Nombre? Mario. Mario Burak, país Turquía. Mucho gusto, Mario. Señor. Él es de Turquía. Ay, ha, Turquía. Hediye almıştık ya onları, bueno, suyu o gençlere verdik. Sí, Mario, Koka yaprağında Mario abiye ve arkadaşlarına vermek istiyoruz. Ya están cargando? Sí. Pues ya está corriendo ya. Va a subir ya. Ya, you are going to see how the people climb. Ah, okay. Take care of the horn. Okay. Hola. ¿Qué dices? ¿Estás subiendo? Sí. Yo ya estoy bajando. ¿Van a hinchar? Hola. ¿Van a hinchar? ¿Cómo está? Ya voy a hinchar por el otro lado. Voy a ver. Ya. Sí, sí. Hola. Don Francisco. Doña Inita. Okay. ¿Should I go up? No. ¿Vas a esperar? Abi nereye kadar tırmandı bakın. Bu şekilde taşıyorlarmış malzemeleri. Mari abi sağ olsun bize göstermek istedi. Şu an bulunduğumuz kısım inanılmaz sıcak ve tozlu. İnanılmaz sıcak ve tozlu. Bakın hep bakıyoruz benim takım.
Bakın başka turlar da var. Tek değiliz. 16 years in the mine. 16 years. And what he thinks about the mines? ¿A qué piensa de la mina, dice? ¿Qué? ¿Qué piensas de la mina, dice? Nothing. Nothing? But you ask the same question like the young people? Yes. ¿Te gusta la mina? Sí. I told you, no? The old people, they say yes. Any question? No, thank you so much. Ya, Francisco, gracias. A las 12, a ver si vengo aquí. Gracias, señor. Gracias, señor. Mucho gusto. Nos vemos. Che, el sábado vas a matar. Sí, pues. Veo que no me invites, che. ¿Voy a venir? Sí. Be careful, be careful. Watch your head. Şu an bu tur gerçekten yani turistik bir turun ötesinde, yani insanların nasıl çalıştığını, hangi koşullarda çalıştığını, neler düşündüğünü az çok anlayabilmenizi sağlıyor böyle turlar. Yani o yüzden bilmiyorum ya, herkesin bu tarz zorlu meslekleri, yani her mesleğin kendine göre bir zorluğu var bence. Ama bazı meslekler gerçekten çok 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 zor. O yüzden onların çalışma koşullarını en azından 1 saat 2 saat yani onlar gibi hissedemeyiz ama 1 saat 2 saat görmek bile empati yapmamıza, ne bileyim onlar gibi hissetmemize az da olsa yardımcı oluyor. O yüzden çok 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 önemli ya. Görüyorsunuz yani. Beni izleyenler arasında madende çalışan var mı? Ya da daha önceden bir maden deneyimi gidip görmüşlüğü olan var mı bilmiyorum ama çok zor ya. Gerçekten çok zor. Koşullar altında çalışıyorlar. Çok farklı şeyler hissetmeye başladım. Yani içeri girdiğimden beri inanın kafamda 1000 tane şey dönüyor. Ben işçi sağlığı ve iş güvenliği okudum. Üstüne de sosyal hizmet okudum. Yani ikisini harmanlayıp kafamda 1000 tane soru sorabiliyorum şu an burasıyla ilgili. Allah yardımcılar olsun ya. Yani kazandıkları her kuruş helal. Keşke hak yemese patronlar. Ne yazık ki bu bir gerçek yani, günümüzün gerçeği. İnsanların hakkını, hukukunu yiyorlar. Emeklerini çalıyorlar. Çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum yani. Şimdi vagon geliyor, o yüzden kenarı çekildik buraylarda. Onlar geçecek, böyle bir borunun üzerine çıktık. They are taking from deeper because their sector is inside, no? Very inside. Aha. But all the miners work across the deep. Okay. Şöyle ağaçlar, odunlar koyuyorlar bakın. Şöyle odunlar getirmişler bunları. Stabile etmek için, böyle korunaklı hale getirmek için madeni. Bunları kullanıyorlar. Yoksa durum vahim yani, çökebilir. ...15 metre aşağı gideceğiz şimdi. You wait. Be careful with the rock. Okay. Şimdi sıra bende. Şunun darlığına bakar mısınız? That is the dangers in the mines. Sometimes they fall down. Yes, they don't fall down. Size şunu göstermek istiyorum. Oh, ağaç parçalarını, odun parçalarını böyle korunak olarak koyuyorlar ya. Bakın burası çökmüş.
Abi diyor ki, madem bu yüzden tehlikeli, çökme riski var, altında kalabilirsiniz, sıkışabilirsiniz, yaralanabilirsiniz, hayatınızı kaybedebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burası kapanmış sayılır. Çok we tehlikeli up, ya. We saw up the trunks. Aha. The trunks is to put here. Aha. Today or tomorrow they need to put the trunks. Yeah. Yarın burayı düzelteceklermiş. O odunları gördük ya, burası için getirmişler onları. Yeah, we back. Yes. Şimdi tekrardan yukarı çıkacağız. Nefes almak gerçekten bazı noktalarda güç oluyor çünkü sıcak, çok tozlu ve hello, ¿cómo está? Böyle kafayı da çarpabiliyorsunuz dikkat etmezseniz. Aha bakın, burası ayrılmaya başlamış. O yüzden nefes nefeseyim, kusura bakmayın dostlar. Yani içeri girince ya bütün bedeninizle, zihninizle, her şeyinizle hissediyorsunuz burayı. Abi şeyi söyledi biraz önce, merdivenle aşağı indik ya, çalışanlar sadece merdivenlerle öyle aşağı iniyormuş ya da böyle bir delik açıp işte böyle bir yerden mesela tırmanarak çıkıyorlarmış. O Mario abinin tırmandığı gibi. Bunun sebebi de bu elektrik sistemini, asansör sistemini sadece materyaller için, çıkardıkları materyaller için kullanıyorlarmış. Çünkü şey diyor, sallanıyor diyor burası. Yani bir hareket söz konusu, o yüzden tehlikeli olabilir, İnsanlar için kullanmıyorlar dedi. Bakın, biriktirdikleri materyaller buraya geliyor, buradan vagonları alıyorlar ve dışarı çıkarıyorlar. Bu hazineler materyaller için. Ara ara patlama sesleri duyuyorum. Ama onlar uzak. Mesela bak şu anda patlama oluyor ama uzak. Sadece sesi duyuyorum. Ama o ilki... Ya, hiç beklemiyorduk ya. Abi de beklemiyordu, ben de beklemiyordum. Bir yandan şeyi düşünüyorum ya, buranın içerisinde dolaşırken. Ya insanlar çalışıyor, gelip böyle rahatsız ediyor gibi, sanki bir oyunmuş gibi geliyoruz, görüyoruz. Bir yandan öyle bir düşünce var kafamda. Bir yandan da lan diyorum, gelip görmek lazım aslında. Hem onlar için, burası para kazanıyor bu işten. Bazen bazı turlar madencilerle paylaşıyormuş kazançlarını. Doğru mudur bilmiyorum. Toz artmaya başladı. Bir de çalışma koşullarını gerçekten görmek gerekiyor, bilmek gerekiyor ya. Birçoğumuz sadece, yani maden zor, aklımızda bu düşünce var ama görmek bambaşka ya, cidden. Bunu defalarca söylüyorum ama bambaşka. Demiştim ya, hazinede biriktiriyorlar diye, bakın. Şimdi vagona dolduruyorlar hazineden. Ondan sonra dışarı çıkartacaklar. Onlar boşalttıkça dahası geliyor. Onlar boşalttıkça dahası geliyor ya. Şu an burası inanılmaz sıcak. Size anlatamam.
Çok sıcak ve inanılmaz bir toz var. Baksanıza yana şiş. Koka yaprağı var. Suratı terkan içinde. Toz toprak olmuş hep üstleri, yüzü, iliği, kıyafeti. Abi şimdi şeyi açıkladı, bu vagonu doldurdular ya, o vagonun boş ağırlığı yarım tonmuş. İçerisine koydukları materyal 1 ton geliyormuş. 1,5 ton iki kişi iktiriyor. 1,5 ton materyal varken içinde, o maden varken içinde. Boşken yarım ton iktiriyor. Bunu günde 20 kere falan yapıyorlar dedi abi. Düşünebiliyor musunuz ya? 20 kere. Madencilerin ölmesine sebep olan en büyük sebeplerden biri ahan da bu işte. Kayalardan, kayaları böyle deldikleri için çıkan tozlarla vesairelerle oluşuyormuş sanırım, yanlış anlamadıysam. Şu gördüğünüz şey, madenciler bunu soluya soluya akciğerlerini bitiriyorlar. Ve 50 yaşına geldiğinde artık kan tükürmeye başlıyor, kan öksürmeye başlıyor. Silikoziz hastalığı. Ben işçi sağlığı ve iş güvenliği okurken maden dersi vardı bizim. Hiç madene gitmedik ama teorik olarak gördük ve bu hastalıktan çok bahsediyorduk derslerde. Şu an kaç yıl sonra? Tam 10 yıl sonra karşılaşmış oldum. Abi şey diyor, verdikleri maske %50-%60 koruyor. Yani korumuyor ya. Korumuyor abi. O da işte kaç kişiye veriyorlar maske? Herkese verebiliyorlar mı o ekipmanı? İşçiyi önemseyen yok ki. Genelde şirketlerin derdi para. İnsan sağlığı 3. 5. planda. En az 10 kere çarpmışımdır kafamı. Allah'tan kask var. İnanılmaz bir toz var içeride ya. İnanılmaz bir toz var. Düşünsenize, bunu yıllarca soluyorsunuz. Sadece toz değil. Binlerce şey soluyorsunuz buranın içerisinde. Gaz. Bitiriyor ciğerlerinizi işte. Yukarı çıkıyorum da. Yukarıdaki ortamı. Görmek istiyor musun dedi abi, dedim tabii ki de. Burası işte. Burada çalışıyorlar. Madenleri çıkarıp o pazneleri gönderiyorlar. Oradan da dışarı çıkarıyorlar. Bu kablo da dışarıdan hava veriyor onlara. Bakın delik açıyorlar yüksekte. Şöyle delikler açıyorlar orada. Bir şey oldu. Sıkıştım burada, bir şey oldu. Lan ne oldu öyle? Hiçbir şey görmüyorum şu an tozdan. Lan ne oldu öyle? Ah, si senyor. Bir şey oldu ya daha demin. Tozdan hiçbir şey görmüyorum. Yes. Yes, I'm okay. But I cannot see. Yeah. What happened? The pipe. Ha, boru çıkmış. Tozdan. İnanılmaz toz yuttum. İnanılmaz bir toz yuttum. Gel bak. Şu boru çıkmış galiba. Hava basıyor ya. Broke the pipe. Yeah.
Çok korktum lan. Anlatamam nasıl korktuğum var ya, bir anda öyle bir toz kapladı ki her yeri zaten. Hilti'nin tozundan kaçtım oradan. Maske yok bende. Ne kadar toz yuttuğumu tahmin edemezsiniz. Yes, yes, I understand. Abi. Bir saniye. Ah, abi hediye verelim ya, koka yaprağı. Gracias, senyor. Sağ olsunlar, izin verdiler yukarıyı görmeme. Hiltiyle deliyorlardı oraya, çıktım. Birden şey tozu görünce çıkayım dedim, nefes alamadım. Birden böyle tam dönerken şey patladı ya. Bir ses duydum püf diye, her yer inanılmaz bir toz. Hiçbir şey görmedim. Bakın ışık sadece toz gösterdi. Gördünüz mü bilmiyorum ama birazcık sıkıntılı bir yer. Tırmanarak çıktım oraya. Düşmeyeyim diye sabit kaldım. Ama zor çıktım oradan, bilmiyorum. Çok 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 Allah yardımcılar olsun ya, var ya. Biz şurada 2 saatte 30 tane gerilim yaşadık. Yeah, I'm okay. Thank you so much, Daniel. Thank you so much. Okay, that is the light. Çıktık abi madenden. Abi geri. Çıkmadan önce az daha sıkışıyordum orada ya. Yemin ediyorum kalıyordum orada. Abiler gelmese var ya, gerçekten kalıyordum orada. Çünkü... Roze abi beni yukarı gönderdi, kendi gelmedi. Her yeri toz kaplayınca hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim var ya. Oldum, bekledim böyle kaldığım yerde. Dondum kaldım. O bir tane madenci abi geldi, yolu gösterdi bana. Bu ışık hiçbir şey yaramıyor toz kalktığında. Körsünüz. Sadece toz görüyorsunuz. Ve o hava veren o şeyi, boruyu kapatmadığınız sürece o toz devam eder yani. Yeah. Çok zor. I need to pay the entry. You can go to okay, the... I wait you there. Yeah. Thank you. Abi işte maden burası. Bu sadece... Girişlerden bir tanesi. Sadece bir tanesi. Şuranın içindeydik işte. Biz bir de ana kısma girdik yani. Metrelerce yerin altında derinlikte çalışan insanlar var. Vallahi neye inanıyorlarsa o yardımcılar olsun. Çok zor. Çok zor. Hakikaten. Yani biz 2 saatte, bilmiyorum şu halime bak yani. 2 saatte ben bunları hissettiysem, insanlar 10 küsur yıl, 20 yıl çalışıyorlar burada. Her kuruş helal. Kazandıkları her kuruş helal. Keşke daha da fazla kazansalar gerçekten. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Yani biz de maden memleketiyiz. O yüzden az çok belki daha iyi bilenleriniz vardır. Keşke her haklarını çok 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 daha iyi verseler yani. Bilmiyorum ya. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu bir turistik bir turdan öte bence ya. Turistik bir tur desem gerçekten çok şey olur yani. Bilmiyorum. Ayıp etmiş olurum gibi hissediyorum. Şehre döndüm şimdi dostlar. Çantamı tur şirketine bırakmıştım tura katılmadan önce. Artık Potosi'den ayrılma vakti. Sadece madeni görmek istemiştim burada. Bir gün kaldık, gezdik. Madeni gördük, artık ayrılabiliriz. Daha fazla burada vakit harcamak istemiyorum. Uyuni'ye gideceğim. Orada tuz gölü var meşhur. Onu da görmek istiyorum. Şimdi onun için otobüs bulmam lazım. Otogara doğru gidiyorum. 80 Bolivianos verdim ben tura. 10 Bolivianos da İşte orada çalışan abiler için birkaç hediye aldım. Tabi dilerseniz, bütçeniz fazlaysa daha da fazla hediye alabilirsiniz. Onun sınırı yok. Burada turlar şöyle. 80 Bolivianos'u da bulursunuz. 120 Bolivianos'u da bulursunuz. Tur şirketlerine çok dikkat edin. Bazıları kazıklamaya çalışıyor. Bir tanesi beni kazıklamaya çalıştı. 120 Bolivianos artı 20 Bolivianos da şey dedi. Madene giriş ücreti dedi. Bir de üzerine diyor hediye alman gerekiyor diyor. 150-160 Bolivianos diyor. Öyle kazıklamaya çalışan tur şirketleri var. 80'e bulursunuz, araştırın. Gerçek dostlar için söylüyorum. Yani benim deneyimlemek istediğim bir şeydi bu. Çünkü bunu şey olarak görmüyorum ben. Bir turizm aktivitesi olarak görmüyorum açıkçası. Oradaki insanların yaşam koşullarını çok görmek istedim. Çünkü biz de maden ülkesiyiz.
Buraya geldiğimden beri aklımda hep Soma var. Çünkü burası da bir maden şehri. Bilmiyorum Soma şehitliğini ziyaret eden arkadaşlar var mı aramızda? Gitmediyseniz gitmenizi öneririm. Yani o insanların başına gelenler çok çabuk unuttuk bence. Çok çabuk unuttuk. Suçlular cezasını çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyoruz bile yani. O kadar çabuk unutuyoruz ki bazı şeyleri toplum olarak. Yani buraya geldiğimden beri Soma aklımda, Ereğli aklımda, bir sürü maden aklımda, maden kazaları aklımda. Çünkü Soma kazası olduğunda, Soma faciası olduğunda ben üniversitede öğrenciydim. İşçi sağlığı ve iş güvenliği okuyordum. Maden dersi de gördüm. Hiçbir zaman bizi madene götürmediler. Ama teorik olarak derslerini verdiler. O yüzden bir tık daha böyle canım yanmıştı yani. Çünkü bir sürede ben iş güvenliği uzmanı olarak çalıştım. O yüzden bir tık da böyle canım yanmıştı. O yüzden gelip görüp deneyimlemek istedim. Bunu insanların nasıl hissettiğini 1 saatte olsa 2 saatte olsa deneyimlemek istedim ve göstermek istedim sizlere. Yani durum bu. Üzerine gerçekten söyleyecek çok bir şey yok. Her kuruş helal, kazandıkları her kuruş helal ve hakları bence verilmiyor. Hakları yeniyor dünyanın her yerinde. Bolivya'ya geldiğimden beri kaç kere madenci protestosu gördüm La Paz'da. Belli ki bir şey var yani, insanların haklarını vermiyorlar ki, bir problem var. Ne yazık ki sistem çok pislik bir sistem yani. Nefret ediyorum bu sistemden. Böyleydi dostlar işte. Birazcık gerildim. İlk o dinamitler patladığında gerçekten çok yakınımızda patladı. Normalde çok sık görülen bir şey değil dedi. Turlarda denk gelmiyoruz dedi ama şansıma benim. Öyle bir şeye denk geldi. Biraz gerildim açıkçası. Çünkü daha yeni girmiştik madene. Onun sonrasında o işte toz bulut olayı filan. Orada çok korktum açık söyleyeyim yani. Çünkü hiçbir şey görmedim. O başınızdaki lamba filan hiçbir şey kar etmiyor yani. Hiçbir şey görmedim ya. Yani o arkamdan abi gelip bana yol göstermese büyük ihtimalle o toz bulutu dağılana kadar onu kalırdım orada yani, bilmiyorum. Korktum ama gerçekten korktum. Çünkü birden oldu. Hiç beklemiyordum yani. Bilmediğim bir ortam, nasıl bekleyeyim yani. Birden oldu. Ama güzel. İyi ki oldu çünkü bu insanların çalıştığı ortamı, zorluğu iyice görmüş oldum. Yani bu emeğin kıymetini iyice görmüş oldum. Bunlar önemli şeyler. Hayat günlük gülistanlık değil vallahi. Ki günümüzde para kazanmak, para kazanıyorsun ama çok hızlı harcanıyor yani. Parayı kazanmak için bir tarafını yırtıyor insanlar ama harcaması saniyeler sürüyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki. Neyse, daha fazla uzatmak istemiyorum. Yine konuştum 4-5 dakika ya. Buydu dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir de buraya gelen arkadaşlara tavsiye. Tur rehberine böyle 3-5 kuruş daha fazla verirseniz ya da ona da bir hediye alırsanız, onlar da çünkü eski madenciler, mutlu oluyorlar gerçekten yani. Yüzündeki o gülümsemeyi görünce insan bir tık daha mutlu oluyor. Keşke çok param olsa da herkese böyle hediyeler alıp öyle girebilseydim madene ama ne yazık ki işte bütçemiz de kısıtlı. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Ciao.